Erken emeklilik bekleyenlere üçü bir arada müjde geldi. SGK tüm çalışmaları tamamladı, şartlar açıklandı, 50 yaş altı erken emeklilik detayları haberimizde. TBMM'nin Ekim ayında yeniden göreve başlaması ile birlikte çok sayıda yasa gündeme gelecek. Bunlar arasında erken emeklilik düzenlemesi de bulunuyor. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği torba yasa içinde yer alması beklenen yeni emeklilik sistemi ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan önemli açıklamalar geldi. Yaklaşık 1 milyon vatandaşa erken emeklilik yolunu açacak olan yeni düzenlemede prim indirimi yapılacak, yaş şartı aranmayacak. Böylece 50 yaş altı erken emeklilik mümkün olacak. Ayrıca ev hanımları için de yeni bir emeklilik düzenlemesi geliyor. İşte emeklilik reformuna dair son gelişmeler. Yeni torba yasanın Ekim ayında TBMM'ye sunulması bekleniyor. Torba yasa ile birlikte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli düzenlemeler ve genel kuruldan geçerek kabul edilecek. Yeni torba yasa maddeleri emeklilik, prim indirimi, evlilik kredisi, sosyal güvence, vatandaşlık maaşı, aile ve gençlik bankasının kurulması, gençlere dergisi, telefon ve bilgisayarı, taşerona kadro başta olmak üzere birçok düzenleme içeriyor. Peki yeni emeklilik reformu kimleri kapsayacak? Kimler yeni düzenleme ile erken emekli olabilecek? Milyonlarca kişiye erken emeklilik kapısı açılacak. Ekim ayına doğru geri sayım devam ederken TBMM'nin açılması milyonlarca vatandaş için heyecanla bekleniyor. Çünkü meclisin yeniden göreve başlaması ile birlikte çok sayıda vatandaşı ilgilendiren torba yasa genel kurula sunulacak. Torba yasa ile gençlere, kadınlara, erken emeklilik bekleyenlere, işçilere ve emeklilere müjdelerin gelmesi öngörülüyor. Ekim ayında TBMM'ye sevk edilecek olan yeni torba yasa ile birlikte aynı zamanda yeni emeklilik reformunda devreye girecek. Bu düzenleme ile emeklilik kolaylaşacak, 50 yaş altı erken emeklilik yolu açılacak. Torba yasa maddeleri neler? Yeni torba yasa maddeleri netleşmeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre torba yasada yer alması beklenen maddeler şöyle. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde Aile ve Gençlik Bankası yer alıyordu. Bu bankanın hem sosyal güvence hem faizsiz kredi hem de kadınlara emeklilik hakkı getireceği tahmin ediliyor. SSK ve Bağkur prim eşitlemesi, yeni torba yasa içinde SSK ve Bağkur arasında prim eşitlemesi ile yapılacak. Böylece EYT kaçıran Bağkurlulara 1800 gün prim indirimi uygulanacak, bu da erken emekliliğin yolunu açacak. Emekliye ara zam ve bayram ikramiyesi, emekli maaşlarına Ekim ayında ara zam yapılması planlanıyor. Ayrıca 29 Ekim'de Cumhuriyet ikramiyesi verilmesi de planlar arasında yer alıyor. Yeni torba yasa ile birlikte emekliye ara zam ve ikramiye de TBMM'ye gelecek. Ev hanımlarına prim desteği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce aile koruma kalkanı paketini duyurmuştu. Bu paketin de TBMM'ye torbası ile sunulacağı düşünülüyor. Paket ev hanımlarına sosyal güvence ve prim desteği içeriyor. Ev hanımlarına erken emeklilik, yine yeni düzenleme ile birlikte çocuk sahibi olan ev hanımlarına isteğe bağlı sigorta kapsamında prim desteği verilmesinin yanı sıra çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanı da sağlanacak. Sosyal güvence, sosyal güvencesi olmayan ve herhangi bir sigorta girişi bulunmayan ev kadınları için sosyal güvence torba yasa ile gelecek. Taşerona kadro, yeni torba yasa maddeleri arasında taşerona kadro düzenlemesi de yer alıyor. 100 bin taşeron işçiye kadro verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Emeklilik reformu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine başlatılan emeklilik reformunun da torba yasaya gireceği tahminler arasında. Bu düzenleme ile birlikte kısmi emeklilik başlayacak ve 50 yaş altı emeklilik yolu açılacak.